ünlü oyuncunun gizli hayatıymış. Adam yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor işte. Gizlisi saklısı yok. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Nasıl geçti toplantınız? İyi ya işte, fena değil. Kızım doğru düzgün anlatsana. O kadar işten kaytarıp da gittin, ne oldu? Anlaşabildin mi? Ya en sıkışmadık daha ya, teklifleri değerlendiriyorum. Bir şey yok. El sıkışmamışmış. Düpedüz beğenmediler desene şuna. Sen zaten kızım bir şey becermiş olsan böyle boyun 2 metre vaziyette gelirsin eve. Ya sen ne duygusuz, ne hain, ne empati yoksunu bir adamsın ya. Neydi o laf? Ünlü bir yazar olacağımı söylemiştim sana. Mı demiştin? Kızım sen yazarım deyince bile adamın gülesi geliyor be. Ayıp ayıp ya. Boyun böyle uzamış ama meşhur olmuşsun, insan olamamışsın. Ya üf. Anahtarımı unutmuşum. Seninkini alabilir miyim? Alamazsın canım. Bahçeden gir. Ne oldu be, ne buldun? Yüzüğü. Kızım ben sana onu at demedim mi? Ya senin bunun kaç para olduğunda haberin var mı? Herhalde var, ben aldım onu. E tamam, ben de buldum. Ver şunu. Aa, niye ya? Ver dedim. Ya niye? Ver. Ben buldum. Ver. Ya bende kalacak ben. Şimdi versene. Allah! Bırak! Kunduz! Gel buraya. Vaktin geldi senin. Nereye? Ne bileyim ben nereye? Zaten seni neden eve aldıysam ben. Ya eve aldım derken kedi yavrusu muyum ben ya? O ne biçim laf? Neyse ne Ayşegül Hanım. Ben senin gibi biriyle yaşayamam. Asıl ben senin gibi biriyle bu evde yaşayamam. Yapma ya, selametle o zaman. Sana selametle. Ayşegül yürü git, nereye gidiyorsan. Ya kusura bakma da burası benim evim ya. Sen git, yürü git nereye gidiyorsan. Allah Allah, hatırlatırım, ben bu evi satın aldım kızım. Kusura bakma da. Sen sözleşmeyi unuttun sanırım. 4. maddesinde ne yazıyordu? Boşanınca ev Ayşegül Dinç'e kalır. Aynı sözleşmede başka ne yazıyordu? Bu evin Ayşegül Dinç'e kalması için bu evliliğin 6 ay sürmesi gerekir yazıyordu, değil mi? Hı? Yani biz daha boşanmıyoruz. Evin haline bak ya. Bütün gün iş yapma. Anca bana laf yetiştir. Ben kendim hallederim.
soktum. Gel gel. Yok, arkadaşlar kesiyoruz yemek arası. Can Bey'in eşi Avşegül Hanım evden kendi elleriyle bize yiyecek bir şeyler hazırlayıp getirmiş. Geç tatlım geç. Tatlım röportajı aradan çıkarıyoruz, tamam? Ne röportajı ya? Evet, çok çabuk bitirmemiz lazım çünkü bizim sonra başka programlarımız da var. Ayrıca sizin de o çektiğiniz fotoğrafları bana tek tek mail atmanız gerekiyor. Ben onaylamadan yayınlayamazsınız. Sen de bunu not al, takip et sonra. Elifciğim, gel biz böyle geçelim, onlar yalnız kalsınlar. Hazırsanız başlayalım. Tabii. Hakkınızda ayrılıyorlar haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz? Sizce öyle bir halimiz mi var? Peki sizce neden bu haberler çıkıyor Can Bey? Bilmem. Onu çıkartanlara sormak lazım. Değil mi karıcığım? Çekemiyorlar herhalde. Birbirinize yemek yedirirken birkaç poz alabiliriz. Nasıl? Ah, çok iyi fikir. Biliyor musunuz bütün bu yiyecekleri Ayşegül Hanım bugün kocası için hazırladı tek tek. Lütfen bunu da habere ekleyin, olur mu? Sen de notları takip et. Tabii. Aç ağzını canım. Ah. Afiyet olsun. Canım. Öldürme be, boğmadan toprak buldum. Tadı nasıl Can Bey? Şahane, şahane var. Şimdi size Ayşegül Hanım'a yedirirken alalım bir de. Yok arkadaşlar, ben yedim de geldim. Hepsiniz kocama yaptım. Hepsi senin, bana gerek yok. Şifaniyetine bir tane, şifaniyetine. Hep bunu sana yaptım ben. Onu yapma. Ha öyle. Öyle. Bir öpücükle bitirelim. Efendim? Öp. Cancığım hadi, çok tatlı olacak hadi. Can Bey, Can Bey bu tarafa bakar mısın? Ayşegül Hanım, bakar mısınız lütfen? Can Bey, bir de bu taraftan bakar mısın? Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Üstümü değişip geliyorum. Can. Gidiyor musun? Ayşegül bekliyor. Git, bekletme karını. Sizin böyle beraber görünmeniz iyi oluyordur. Neyse, biz bizim yemeği artık başka zaman yeriz. Ararım ben seni. Neyin var senin? Handan falan canını mı sıktı senin? Ha? Bak o internette çıkan haberlere falan kafayı takıyorsan hiç. Onlar önemsenecek şeyler değil. Yazdıklarım bir alta benzemiyor. Ne? Kim söylüyor sana bunu? Kimin söylediğinin ne önemi var? Ama sen haklıydın. Ben kim? Roman yazmam kim? Ben sana öyle bir şey demedim, değil mi? Ha? Neyse patron, konuşma. Gidelim sadece, tamam mı? Ayşegül.
Ben bir kahve yapacağım da içmek ister misin? Yok. Erken yatacağım ben. Sabah erken kalk o zaman. Çok iş var evde. Senin elinde. Evde bununla mı geziyorsun sen? Sen saldırıya uğruyorsun sandım. Hırsız mırsız girdi diye koştum yatağın altına, aldım geldim. Çok normal yani. Sen yatağın altında bununla uyuyorsun. Evet. Bir susar mısın? Sen anlıyor musun ya bu işlerden? Benim Efe ile Ece sana evi satarken muslukta arıza olduğunu söylememişler herhalde. Neyse ki ben varım kardeş. Ayşegül usta, bir şey ister misin benden? Vallahi bir çayını içeriz be. Bu kız beni öldürecek ya. Bravo Ayşegül Hanım. Hızınıza hayran kaldım. Su tesisatı bizim işimiz mi abi? Kaysana biraz. Ayşegül, sen hep yalnız mıydın? Evet. Bir de Efe ve Ece var işte. Başka da kimse? Yok. Oklava da... Bu yüzden yatağın altında, evet. Abi ne olur. Sen hiç yalnız yaşamadın mı? Yok. Yani böyle hep kalabalıklar içinde ağaçlar, uşaklar, hizmetçiler falan, öyle mi? Yok tabii, öyle demeyelim de. Yani hiç tek yaşamadım. Neyse. Ben yatayım. Sen de artık daha fazla bir şeyleri kırıp dökme. İyi geceler. Ben yapıyorum.
acelem var. Ne acelesi? Ne acelesi? Daha ev temizlenecek patron. Mesela diş fırçasıyla fayanslar ince ince temizlenecek. Merdivenler silinecek. Daha köşe bucak süpürülecek. Mesela. Biliyor musun? Sana bir şey diyeceğim. Ben senin diş fırçanı çöpe attım. Meraklanma. Yıkadım sonra. Merak etme yani. Şaka kız şaka. Yapar mıyım öyle şey? Niye? Ben ekmek yemem ki. Yumurta yok. Git al o zaman. Ya en yakın bakkal kaç kilometre ötede biliyor musun? Toplu alışveriş de alırız. Bana ne kızım? Ben ekmek yemiyorum. Sebep? Allah Allah. Bir de sana açıklama mı yapacağım? Git yumurta al, omlet yiyeceğim. Ya patron. Bugün yemeyiversen. Şimdi gidip alamam. Bugün benim doğum günüm. Arkadaşlarımla buluşup Luna Park'a gideceğim. Luna Park'a mı? Hı hı. Biz her sene buluşup benim doğum günümde Luna Park'a gidiyoruz. Efe, Ece, ben. Ben? Sen? Sen? Benimle. Luna Park'a. Şaka yapıyorsun herhalde. Koskoca Cantekin. Benimle. O kalabalığın arasında, Luna Park'ta, dönme dolaba ve çarpışan arabalara bineceğiz. Yok canım, herhalde gelmeyeceğim ben. Hem benim bütün gün işim var, gece bile işim var. Aa, o zaman geç gelebilirim. Gelirsin. Önce işleri bitir işleri. Neredesin sen bu saate kadar? Ay, ödüm koptu ya. Burada mıydın sen? Niye ışıkları kapattın? Eline ne oldu senin? Düştüm. Nereye düştün sen? Nasıl düştün yani? Çocuk musun? Bakmıyor musun önüne yürürken? Ay Can, hiç sana laf yetiştiremeyeceğim şu an. Çok yorgunum. Sen saatin farkında mısın? Evet. Peki sence evli bir kadının bu saatte sokakta olması normal bir şey mi? Sen ciddiysin. Yemek yap bana. Bu saatte. Evet, bu saatte. Tek elle. Açım. Can, evde hiçbir şey yok ki. Hem bu saatte yediğin şey seni ömür boyu terk etmez. Formunu düşün. Ayşegül, açım ve yemek istiyorum. Hemen. Baş üstüne alayım. Geliyorum. Sen ne acımasız adamsın ya. Bu saatte bana tek elle yemek mi yaptıracaksın? Cantekin'in Luna Park'taki zor anları.
sen ne yapıyorsun? Sen Luna Park'a mı gittin? Ben. Yok canım, ne Luna Park ne... Yani ne işim olur benim orada? Bu ne? Evet gittim. Ama bir sor bakalım ben niye gittim? Niye? Çünkü ben sıkıldım. Arkadaşlar aradı. Gel kardeşim dediler. Bir muhabbet edelim. Eğleniriz. Dolaşırız biraz dediler Luna Park'ta. Aman kızım ben sana laf mı anlatacağım ya Allah Allah. Sizin arkadaşlar. Evet. Ben bugün Luna Park'a gitmedim canım. Gitmedin mi? Evet. Ay yazık. Çok bekledin mi? Kızlar da başına üşüşmüş falan. Gerçekten çok bekledin mi? Ne beklemesi ya Allah Allah. Ben seni niye bekleyeyim ki zaten? Tamam. Yani benim için gitmedin. Bu konuda netiz. Sen madem Luna Park'a gitmedin, bu elini nerede kırdın? Kıracak kadar nerede dolaştın acaba? Ne kırılması ya? Sadece incindi. Neyse ne işte incittin yani. Kimle incittin? Kim incitti bunu? Ne oldu? Bir açıklama yap bakalım bana. Can. Hı. Sen bu karı koca olayını biraz fazla mı abarttın? Hadi gidiyoruz. Nereye? Hala şu anda benim resmi olarak doğum günüm ve ben doğum günümü kutlamak istiyorum. Of, bu kadar erken mi kapatıyormuş burası ya? Geri dönelim, boş ver. Hiçbir yere gitmiyoruz. Maceracı çocuk. Gitmiyoruz da ne yapıyoruz? Bekle burada, bekle. Fuck, doğru mu? Eyvallah misiniz? Hadi canım. Yemin et. Nasıl hallettin? Teşekkür ederim. Bekçiye para verdim. Yok artık. Küçükken hep annemle buraya gelirdik. Ben hiç gelmedim biliyor musun? Yani bugüne kadar hiç gelmemiştim. Nasıl ya? Luna Park'a gitmeyen çocuk mu olur? Olurmuş işte. Peki nerelere gidiyordun? Ne bileyim işte. Nasıl ne bileyim ya? Hatırlamıyor musun? Anlatsana. Ya ailemle at binmeye giderdik. Tenis oynamaya giderdik. Yüzmeye falan giderdik.
Hay maşallah, ben bu yaşımda daha bunların hiçbirine gidemedim. Kızım sordun anlattım ben de işte. Biz de ata binmedik ama atlı karıncaya bindik be kardeşim. Bak sakın, midem bulanıyor değil mi? Biz inelim, inelim biz. Ha? Değil mi? Yoksa... Abi durdur abi. Durduralım abi. Dur abi, dur dur dur. Dur abi dur. Gel otur 2 dakika şurada. Ay. İyiyim. Ayşegül sen bugün neredeydin? Öldün değil mi meraktan? Tamam ya, hemen trip atmalar falan. Ya önce beni tebrik et, sonra anlatacağım. Tebrik ederim de... gene hangi büyük başarıya imza attınız acaba Ayşegül Hanım? Ben bugün bir iş anlaşması yaptım Can Bey. Ne? Basit bir şey. Başlarda sinopsis yazacağım. Vay 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 vay. Kızım sana kim iş verir Allah aşkına ya? Murat Soykan. Kim? Murat mı? Tabii kız eve bıraktılar falan gözlemiş. Dur bir dakika dur. Senin ne işin var Murat'la ya? Ya bir işim yok. O derginin gecesinde yazdıklarımdan bahsettim. O da ilgilendi sağ olsun. Ha, sağ olsun. E ne var ki bunda? Yok canım. Ne olur ki bunda yani? Hayırlı olsun. Çok şekil. Yani seninki gibi olmasa da ayağımızı yerden kesiyor. Hadi patron. Kızım in buradan ve kendi arabana geç. Çok niye? İşte. Hadi. Aman iyi. Üf. Senin arabana mı kaldım? Demek benim arkadaşlarımla benim arkamdan iş çeviriyorsun öyle mi? Vallahi çok ani oldu patron. Yoksa söyleyecektim. Neyi söyleyecektin bana, neyi söyleyecektin? Senden izin alacak vaktim olmadı. Ya yavaş ya. İlk kez burada söylemiştim biliyor musun? Neyi? Anneme yazar olacağımı. Hep anneme okuturdum hikayelerimi. Böyle hikaye başına bana ufak tefek paralar verirdi. Galiba bir tek o zaman bu işten para kazanıyordum. Öyle işte. Hikayelerimi hep okurdu. Ve çok beğenirdi tabii. Tam aksine. Acımasız bir eleştirmendi. Bana her zaman insanların kalbine dokunacak şeyler yazan Şükür derdi. Yazmış olmak için yazma. Peki sen onu niye dinlemedin? Sen nereden biliyorsun benim ne yazdığımı? Hiçbirini okumadın. Vallahi eğer konuştuğun gibi yazıyorsan şansın bayağı az. Çünkü genelde ne dediğim pek anlaşılmıyor da. Ya ben sana burada önemli bir hikayemi anlatıyorum ve sen bununla dalga geçiyorsun. Ayıp değil mi? Tamam, özür dilerim. Devam et. Neyse. İşte ben yazıyorum, o okuyor.
Sonra bir gün böyle bir defter aldı bana. Ciltli, kalın, çizgisiz, siyah kapaklı, böyle kaliteli yapraklı falan. Ne oldu o deftere? Bir şey olmadı. Duruyor. İlk başlarda çok yazıyordum. Günlerce, aylarca tamamen doldurmuştum o defteri. Sonra, yani kazadan sonra kaldırıp attım bir köşeye. Ay yoksa hikayemden mi etkilendi? Ay demek senin de bir kalbin varmış. Zaten bugün benim için buralara kadar gelmişsin. Yürü Ayşegül et. E tamam hemen kızma. Patron, hadi kahvaltıya. Can? Niye gelmedi bu ya? Can? Burada da yok. Hoca yok, ders düştü, yaşasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Temizlik bitti mi bakalım? Ya ne temizleyeceksin ya bu elle? Hem sen neredeydin? İşlerim vardı. Bir şey alıp çıkacağım tekrar. Görüyorum ben. İyi. Resepsiyona anahtarını bırak da oda servisi temizliğini de yapsın. İnsanların kalplerine dokunacak şeyler yazman dileğiyle. Ah kalbim darma duman. İnanmıyorum. Senden iz yok hayli zaman. Duygularım feryat figan. Bilmem nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam.
içime yanık. Anlat azıcık, korkmadan. Vazgeçme. Kareyi seçtim ya. Ay ne kadar inatçı bir adam ya. Sen kesin dedene çekmiştin ha. Kızım madem dedem gitti, sen niye beni böyle arayıp da acil acil çağırdın buraya? Ya gönderdim gönderdim de. Akşam size yemeğe gidiyoruz, o şartla gönderdim. Ne? Kızım sen ne yaptın? Ne yemeği? Nereden çıkartıyorsun? Durum ciddi. Vallahi dalga geçmiyorum. Dedem bizi babanlara taşıyor. Yok adam falan yollayacakmış ya eşyalarımızı taşımak için. Yok canım. Ne taşınız? Can. Dedem bir şeylerden şüpheleniyor. Yapma ya. Neden şüpheleniyor? Diyor ki bakkal Hasan Efendi peynirin gramından mı çalıyor? Şüpheleniyor olacak. Bizden şüpheleniyor ya. Bizden evliliğimizden. Ne diyorsun sen ya? Sen bunu nasıl anladın ki? Ay adam cin gibi. Parmağıma baktı alyans yok. E zaten ortada koca yok. E benim kocadan zaten haberim yok. Neyse geveledim geveledim işte. Kızım var ya biz biteriz. Dedem bu evliliğin sahte olduğunu bir anlarsa ki eli kolu çok uzun. İkimiz de bittik. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buldum. Ne buldun? Oturup çalışacağız. Ne çalışacağız? Birbirimizi filmlerdeki gibi. Evet. Evet. Buyurun bakalım. İlk sevgilin. Ne alaka ya? Söylesene. En sevdiğin renk, en sevdiğin film, en sevdiğin şarkı, annenin kızlık soyadının ilk baş harfi. Uğurlu Sayın. Ayşegül. Hı. Ne yapıyorsun sen? E seni tanıyorum. Uğurlu Sayı'yla insan mı tanınır? Nasıl tanınır? Birlikte vakit geçirirsin, bir şeyler paylaşırsın. Öyle tanırsın birbirini değil mi? Ay Can Bey, çok haklısınız ama biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizim böyle bir şeyler paylaşacak, birbirimizi tanıyacak vaktimiz mi var? Akşam dedene de aynen böyle söylerdin. Kesin çok etkilenir. Yaz. Uğurlu sayım 7. Klasik. En sevdiğim renk yeşil. Onu da biliyoruz. Her yer yemyeşil zaten. Burcumda yay. Yay? Yalan. Değil, gerçek. Emin misin? Eminim. Ne gülüyorsun? Sen mi yay? Kibarlık mı sen? Ayşegül uzatma. Tamam. Ya. En sevdiğim renk kırmızı. Yok yok dur. Pembe. Ay dur ya mor mor. Karar verir misin artık rengine? Bütün renkler çok güzel ya. En sevdiğim renkler bütün renkler işte. En sevdiğin renkler bütün renkler yazıyorum. Evet evet. Uğurlu sayım 7. Zaten herkesin uğurlu sayısı 7. Ya neden herkesin uğurlu sayısı hep 7? Çok saçma değil mi? Neyse. Ne kaldı geriye? Burcu. Ha. Yengeç. Bitti mi? Bitti. Bu böyle olmayacak. Nereye ya? Bekle.
al bakalım. Bu ne? Bütün çocukluğum. Aa, ay bunların hepsi sen misin ya? Çok güzel. Ay burada çok komikliklisin. Senden iz yok hayli zaman. Duygularım feryat figan. Bilmem nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın. Saçlarım bana bak. Hı. Sen 10 yaşından beri uzamadın mı hiç? Benden saklanırsan gözlerimden. Kim tamam, kime deli yangın yeri halleri. Bir dargın bir barışın bu hikaye nasıl tatile çekmişti o fotoğrafı. Çok net hatırlıyorum. Babamın bana yüzme öğretmeye çalışıp başaramadığı yaz. Zaten son tatilimizde. Yüzme işi de yarım kaldı öyle. Mahallede bir tane köpek var. Sokak köpeği. Adı Bobby. Ay canım ya. Nasıl tatlı görsen. Bıcır bıcır. Ben bunu böyle sürekli yediriyorum, içiriyorum, şefkat gösteriyorum falan. Sonra bu Bobby beni bir ısır. Hayda, biz gittik mi hastaneye kuduz aşısı olmaya? Ayşegül, sen ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Kuduz aşısı hanım. Bence bu kadar yeter. Yani kimse kimseyi bu kadar tanımamalı. Bazı şeyler de gizemli kalsın. Niye ya? Daha bizim mahallede Emrah var, onu anlatacağım. Yeter, sus Ayşegül, sus. Beynim senin çocukluğundan bulandı resmen. Aman sen benim çocukluk anıma kurban ol. Ayşegül. Hı. Kalk git hadi ya, yeter. İyi. Dedene de böyle dersin. Ben dersin karımın anılarından sıkıldım, bayıldım dersin. Kızım, dedem kendi çocukluğunu bu kadar hatırlamıyordur be. Nasıl bir çocukluksa anlat anlat bitiremedi. İyi vallahi, benden günah gitti. Gitsin Ayşegül. Senden günah münah her şey gitsin. Bıktım yeter ya. Aman tamam ya, çok da meraklıydım. Üf. Geç kaldım. Nereye geç kaldın be hop? Nereye gidiyorsun? Kime diyorum? Bana bak, bunları kim toplayacak? Gidersen git be. Ben de şöyle sessiz sessiz. Oh, kafamı dinlerim. Ah, mis. Ayşegül, neredesin sen? Acıktım, yemek yok evde. Ben bu gece gelmiyorum canım ya. Hadi canım ya. Kızım çabuk buraya gel. Midem kazınıyor, ne yiyeceğim ben? Ay, Allah! Ne haber patron? Sen neredesin acaba? Hı? Evde yemek yok, hiçbir şey yok. Ben açlıktan öleceğim, midem kazınıyor. İyi de bu gece yemeğe gidiyoruz ya. Ben bunu unuttum. Ayşegül, hemen dedemi ara, iptal et o programı. Saçmalama. Öyle bir şey yapamam ya. Zaten dedenden korkuyorum. Kızım, senin patronun benim, ben. Benden korkacaksın. Dedemden niye korkuyorsun? Hemen ara, hallet şu iş. Yani istiyorsan kov beni ama benden böyle bir şey isteme. Hem paramı kıyıp o kadar elbise aldım ya. Gitmemiz şart. Hadi ben üstümü değiştireyim. Ayşegül! Ayşegül dedim!
o sana ya? Ay, evet olmadı ya. Kızım zaten ruj falan senin neyine? Makyaj hiç yakışmıyor sana. Niye ya? Allah Allah, niye yakışmasın, ben insan değil miyim? Yani makyaja gerek yok demek istiyorum. Dudakların zaten kendinden renkli. Ayşegül. Hı. Şu sargını çıkarsana artık, nedir onun durumu? Çıkarayım mı? Çıkar tabii. Şimdi annem falan görecek, bin tane tantana yapacak, soru soracak, başımız ağrıyacak. Hadi çıkar gözünü seveyim. Bak şimdi bize giderken sana ailemle ilgili bazı bilgiler vermem gerekiyor, tamam mı? Ay şimdi ona şu an mı karar verdin yani, gider ayak? Ya kızım ne fark eder Allah Allah? Gidene kadar öğrenmiş olacaksın işte. Dinliyor musun? Dinliyorum patron. Dedemle başlayalım. Dedem sinirli bir adamdır. Ama aslında çok vicdanlı ve merhametlidir. Bayramlara, seyranlara, örfümüze, adetimize çok düşkündür. Çok önem verir. Ha bakalım. İyi bayramlar. Ha bakayım onu. İsmail dedi, bu ne ya? Bu paraya sakız bile alınmaz. Hadi lan kerata. Can, gel buraya. Zamane veletleri. Para da beğenmiyorlar be. Alınmaz ama. Çocuk haklı beyler. Şimdi de anneme geçelim. Annem çok detaycı bir kadındır. Öyle her şeyi beğenmez. Ama kim beğensin? Efendim? Yok, devam edelim. Öyle içine sinmeyen bir şeyi kabul ettirmek neredeyse imkansızdır. Naciye! Naciye! Söyle arabayı hazırlasınlar, alışverişe çıkıyorum. Bu mu? Ne bu? Yani annenin yaptığı en radikal hareket alışverişe çıkmak mı? Zaman geçtikçe, onu daha iyi tanıdıkça ne demek istediğimi anlayacaksın. Peki, şimdi gelelim babana. E hadi, biraz babandan bahsetsene. Onu sonra anlatırım ben sana. Hazır mısın? Hazırım hazırım da senin alyansın nerede? Hadi. Ne hadi? Kızım tutsana elimi. Karım değil misin Allah Allah? Tamam ya, kızım falan deme bana. Ayrıca sıkma. Acıyan elim o benim. Sargımı da çıkarttırdın. Hah, geldiler. Naciye'm bakıversen. Hadi kızım. Ay geliyorum baba. Kapılardan karşılıyoruz. Ay canım ya, iyi ki evlenmişim seninle. Çok şanslıyım. O şans bana ait karıcığım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Oğlum. Hayatım elimi bıraksana, bak kayınannem öpecek. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk dedeciğim. Canım kızım. Oğlum dedeciğim. Hoş bulduk. Hadi geçin hemen sofraya. Çocuklar siz öyle geçin, babacığım siz de başa. Rica ederim bir tane. Çok yedim ya. Ama iyi yedim, bayağı yedim yani. Afiyet olsun karıcığım. Yarasın. Evet, iyi yedin yani. Bayağı yedim. Oğlum. Azıcık su içsene. Yok anne, sağ ol. İçmeyeceğim.
Naciye Hanım da bugün döktürmüş ama bir yiyen pişman bir de yemeye. Spor yapıyor musun Ayşegül? Ay pişman dedi de oradan aklıma geldi. Yok. Pek yapmıyorum. Ama yapman lazım. Eğer yapmazsan iki aya kadar şişer kalırsın. Bir daha da inemezsin. Yani vücut çok müsait. Anlıyorum ben. Anne. Ne var canım? Şimdiki kızlar evlenince hemen kendilerini salıveriyorlar. Yani kendini salmasın, kendine dikkat etsin diye söylüyorum. Ne var bunda? Yabancı mıyız? Oğlum su. Anne içmeyeceğim. Çeker misin? Hiç değilse pilates Ayşegül. Anne uzatmasak. Su. Evet, şimdi karnınız doydu. Aklınızla başınıza geldiyse sizi buraya çağırmanın nedenine gelelim. Gelelim tabii. Önümüzdeki haftadan itibaren bizimle birlikte yaşıyorsunuz. Hoppala. Dedeciğim. Olur mu öyle şey? Şimdi dedeciğim bak böyle bir şey olamaz. Çünkü niye olamaz? Biz daha yeni bir ev düzeni kurduk. Yeni evlendik, karı koca biraz yalnız kalsak daha iyi değil mi? Anne bir şey söylesene dedeme. Siz yine de çok yalnız kalmayın da. Oğlum, sen susamadın mı sabahtan beri? Anne ne alakası var şimdi suyun? Dedeme bir şey söyler misin? Babacığım, önce bir Tahsin'le konuşsak sonra karar versek. Bırak şimdi Tahsin'i. Bakın daha evleneli iki hafta oldu, hemen televizyonlara düştünüz ayrılıyor diye. Ben böyle bir şeye izin veremem. Sonra bak gelin kızımız yeni bir muhite girecek. E sen de usul erken konusunda ona yardımcı olursun değil mi? Ben mi öğreteceğim? Anlaşılan Ayşegül'ün bu konudaki temeli biraz zayıf. Baksana kıyafetine. Ne varmış kıyafetimde? Bir şey yok yani işte ben de onu diyorum. Böyle bir geceye böyle bir kıyafetle gelinir mi hiç? Aşk olsun. Ben buna bütün paramı verdim. Keşke vermeseymişsin. Hadi ne giyeceğini bilemiyorsun onu anlıyorum ama insan böyle bir geceye eli boş mu gelir? Onu da mı bilmiyorsun? Şekerim böyle şeyleri hep kadınlar düşünür. Oğlum bir yudum su iç. Hatırım için ne olur evladım. Anne içmeyeceğim su falan. Bir yudum ayol. Ama susamadım ki ben. Ölümü gör ne olur bir yudum iç hadi. Ben düşündüm. Düşünmüştüm. Değil mi kocacığım? Sen gene ne düşündün karıcığım? İlahican. Ay böyle her şeyi unutur o da. Çok unutkandır. Hayatım dedim ya sana bu gece için bir sürpriz hazırladım diye. Ya değil mi? Şöyle. Bu hazırladığım hediyenin belki maddi bir değeri yok. Belki alıp evinizde saklayamazsınız ya da vitrinize koyamazsınız ama manevi bir değeri var. Ayşegül ne yapıyorsun? Bağa girdim bağ budanmış, bağ bülbül dağdanmış. Bağa girdim bağ budanmış, bağ bülbül dağdanmış. 15 yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış? 15 yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış? Bağa girmiş, bağ budanmış, bülbül bağ dolanmış. 15 yaşında Nazife de Hanım kimlere aldanmış? Sen ne yaptın Allah aşkına öyle, ne yaptın? Ya ne bileyim, ben anneler Adile Naşit sever diye düşündüm. Üf, önüne bak sen ya. Yalnız var ya, bu yaptığın manyaklık öyle iyi bir şeye sebebiyet verdi ki dedem bizden hepten ümitini kesti, hepten. Bu deli kız nerede yaşarsa yaşasın da benden uzak dursun dedi adam. Bu şarkı hiç olmadı değil mi? Hiç. Ulan ne yapayım? Ağzıma ilk geleni söyledim. Dondurma yiyelim mi? Can, annen alenen suratıma şişko dedikten sonra ben dondurma falan yiyemem. Çok mersi. Saçmalama be.
Ne şişkosu? Gayet iyisin bence. Ya ofis boyu gibi her işini bana yaptırıyorsun ya. Dondurmanı bile ben alıyorum. Herhalde burada markete ben gitmeyeceğim, değil mi? Ha, tabii. İncilerin dökülür sonra. Toplayamayız sen halka karışırsan. Bir şey soracağım. Sor. Sen gerçekten tıp mezun musun? Evet. Sen nereden biliyorsun? İnternetten. Baban sen kendisi gibi doktor olamayınca hayal kırıklığına uğramıştır. Sen kendi işine bakar mısın? Bu gecelik bu kadar Tekin ailesi yeter. Ayşegül. Ha? Sana bir şey soracağım ben ya. Sor. Benim sana şu aldığım hani kayıt cihazı var ya. Onu sen ne yaptın yani? İşine yarıyor mu? Bir şeyler yapabiliyor musun onunla? Can. Hı? Can bir şey diyeceğim. Söyle. Senin aldığın o kayıt cihazı var ya. Ben onu kullanamıyorum. Onu da mı beceremiyorsun ya? Yok. Ben onu kaybettim. Ne yaptın, ne yaptın? Ya bilerek olmadı gerçekten. Çok özür dilerim. Düşürdüm galiba. Yok kızım, yok. Vallahi billahi kabahat sende değil ya. Gerçekten yani seni düşünüp de sana bir şey alanda kabahat. Bende yani, bende kabahat. Sen kendini nasıl kaybetmiyorsun acaba? Hı? Ya bilerek yapmadım. Bir de bilerek yapsaydın. Ne desen haklısın. Sen o kadar düşünüp bana hediye alıyorsun ve ben onu kaybediyorum. Ama gerçekten bilerek yapmadım. Nasıl bilerek yapabilirim ki? Kaç zamandır kimse bana doğum günümde de hediye almıyordu ve ben onu gidip kaybettim. Tamam ya. Boş ver. Yok, çok haklısın. Hediye benim neyime? Ben koskoca evime sahip çıkamamışım. Minicik bir hediyeye mi sahip çıkacağım? Ayşegül tamam ama. Benim hediyem de o. Sen onu bana almıştın ve ben... Ayşegül yeter. Allah Allah. Sana kahve ısmarlayayım mı? Nerede? Ne bileyim. Bebeğe falan gideriz, sahile ineriz. Ay yok ya, istemem istemem. Şimdi paparazzi midir nere, onlar üşüşecek başımıza. Bu sefer benim gitmek istediğim bir yer olsun. Şöyle tavşan kanı bir çay içelim. Tamamdır. Hadi atla arabaya. Hayırdır? Şimdi tanıyacaklar, fotoğraf falan çekilmek isteyecekler. Hiç uğraşacak halim yok. Sen bir rahat olsana. Burada seni değil, beni tanırlar. Oo Ayşegül, hoş geldin. Oo Cengiz abi. Hoş bulduk. Bayağıdır yoksun ortada. Merak ettik vallahi. Arkadaşın kim? Tanımadın değil mi? Yok, çıkaramadım. Tanıştırayım. Can. Can Tekin. İki çay getireyim mi? Getir. Tavlayı da getireyim. Onu da getir. Aman ha, iddiaya girme. Adamı kuşa çeviriyorum. Cengiz abi. Vay be. Beğendin mi? Çok. Sizin oralardaki kafelere benzemez yani. Burada bir latte bulamazsın ama Türk kahvesi bayağı iyidir. Nesine oynuyoruz? Sen az önce ünümü duymadın mı? Cengiz abi söyledi ya. Beni kimse tavla değinemez canım. O yüzden fasulyesine girelim bence. Olmaz öyle şey. Adını koymamız lazım öyle. Boşa olmaz. Oynamam ben. Peki. O zaman... Unutma lafını. Tamam. Efendim Elif? Can. Beni almaya gelebilir misin? Ben çok kötüyüm. Ne oldu? Ya
Elif iyi değilmiş, gitmem lazım benim. Şimdi mi? Hemen dönerim. Tamam, sen bu arada iddiayı düşün. Tamam. Hemen döneceğim. Kardeş. Kardeş. Burası değil mi dediğin adres? Evim evim güzel evim ya. Yuh! Bu ne? Kardeşim özel uçak mı tuttuk ya? Buraya bu kadar yazıyor, ben ne yapayım? Çok gelse dolmuşa bineydi. Ay ben onu bilmiyordum değil mi? Anamın karnından taksiyle çıktım çünkü. Ay biliyoruz herhalde. Al kardeşim. Bu ne? 24 ayar altın. Al hayrını gör. Ben niye çalışıyorum ya? Ayşegül! Ayşegül! Geldi. Sen ne yapıyorsun burada? Sana da günaydın. Ayşegül, bu evin hali ne? Aa, ne olmuş? Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Pislik içinde. Kalk çabuk temizle şurayı. Bence gayet normal. Bak Ayşegül, tepemin tasını attırma benim. Kalk çabuk temizle dedim şurayı. Benimle emir gibiyle konuşma. Yapma ya. Konuşursam ne olacak? Bugün sinirlenmeyeceğim. Ayşegül bana bak. Bana bak. Çabuk kalk temizle şu evi. Yemin ediyorum gözünün yaşına bakmam kovarmak. Yok ya! O iş o kadar kolay değil canım. Kapı gibi sözleşmem var. Ay. Ya! Bırak! Şu evin haline bak ya. Çay yap bana. Maalesef. Ne demek maalesef? Çay yok. Gidip alsaydın o zaman. Allah Allah. Unutmuşum. Ne demek unuttum ya?
Niye? Ben unutamaz mıyım? Ben insan değil miyim ya? Ayrıca ben alt tarafı çay almayı unutmuşum. Bir düşünün bakalım Can Bey. Dün gece siz ne unuttunuz? Çok bekledin mi? Ne bekleyeceğim ya? Başka işim yok. Ne kadar bekledin? Eve kaçta geldin? Beklemedim diyorum. Zırt pırt arıyordun ama bekliyorum diye. Sen de geliyorum diyordun. Demek ki herkes yalan söyleyebiliyor. Ayşegül, kusura bakma. Kusura bakma mı? Birinin ayağına basarsın, kusura bakma dersin. Birinin üstüne çay dökersin, kusura bakma dersin. Birini aramayı unutursun, kusura bakma dersin. Ama birine yalan söyledikten sonra kusura bakma diyemezsin canım. Kusura bakma. Elif aradı, yalnızmış, kötü hissetmiş kendini. Gitmese miydim? Bu Elif yalnız kalamıyor mu? Hangi şatonun prensesi o? Bak, bilmediğin konularda ileri geri konuşma bence. İstediğim konuda, istediğim gibi konuşurum. Ayıp ediyorsun. Bir dakika ya. 30 saattir bekletilen benim. Yalan söylenen benim. Bir de ayıplanan benim. Öyle mi? Hani beklememiştin? Nereye? Temizlemeden hiçbir yere gidemezsin. Bak benim sinirimi sakın zorlama. Yemin ediyorum kovarım seni. Hadi ya, kovamazsın. Nedenmiş o? Çünkü ben istifa ediyorum. Aman gidersen git be, Allah Allah. Zaten alıştın sen her fırsatta çekip gitmeye. Bak son kez söylüyorum. Yemin ediyorum bu eve bir daha sokmam seni. Bir daha ben bu eve girersem bana gerizekalı desin. Bak ya. Bir insan tek başına nasıl burayı bu hale getirebilir? İnatçı Cebergül. Her şeyi de yemiş. Enişte. Nasılsın? Merhaba, nasılsınız? Gel gel, ayak verin ama gel. Öpeyim, iyisiniz? Allah Allah. Nerede bunlar ya? Çok yoruldum ya. Baksana. Siz ne yapıyorsunuz ya burada? Aa enişte,
Çıkar şunları çabuk, çıkar. İyi de enişte ne bağırıyorsun ki Allah Allah? Bakıyorduk sadece. Ya ne bakması? Basbayağı giymişsin hepsini. Çıkar şunları çabuk. Aman be! Yemedik ya. Koyacaktık yerine. Bir dakika ya. Kim kimi azarlıyor burada? Siz değil misiniz benim evime gelip de böyle hırsız gibi özel eşyalarımı karıştıran? Hırsız mı? Utanmıyor musun be hamile kadını anlatmaya? Al saati. Yavaş. Şapkan burada. Yavaş dedim. Özür dile lan karından. Özür dile. Hayır. Özür dile karından. Ayşegül geldin. Bak senin bu kocan var ya bu kocan. Bize hırsız dedi. Ne? Hırsız mı dedi? Evet. İyi demiş. Az bile demiş. Ağzına sağlık. Hırsız değil misiniz? Benim bu gül gibi evimi çalıp buna satmadınız mı ya? Ayşegül yani. Ne yanisi ne? Bir de buraya gelmişsiniz, el alemin evini karıştırıyorsunuz ya. Siz beni rezil etmeye mecbur musunuz? Hı? Ne yapmışsınız? Ya bu adam suratıyla para kazanıyor ya. Ece, ben senin kocanın suratını tırmalasam hoşuna gider mi? Sen şimdi onun tarafını tutuyorsun yani. Evet. Vay be. Ya hadi bakalım yürüyün. Anca gidersiniz, yolunuz uzun. Bir daha sakın bizi arama Ayşegül, anladın mı? Bir daha sakın bizim eve adımını atma. Bu arkadaşlık bitmiştir, anladın mı? Bitmiştir. Aman baba çok üzüldüm. Ayıp be, ayıp. Vallahi tebrikler. Yani böyle ağız payı vermek ne duydum ne de gördüm. Tebrik ederim. Aman sen bunları bırak da bir daha bir kızdan dayak yememeye bak. Çünkü eşek kadar adamsın. Bir daha ben seni kurtaramam. Ayşegül. Ne? Ben özür dilerim. Senden dün gece için. Kabul eder misin? Hayır. Buraları topla. Hemen. Ayşegül. Ne? Buralarda toz kalmış. Atlamışsın, temizle şuraları da. Ya Ayşegül. Ay ne ya ne? Ne tozu, ne olmuş ne? Ya yok ben onu demeyecektim. Ay ne diyecektin de? Kızım barışmayacak mıyız? Hayır. Ama böyle aynı çatı altında küs kalınmaz ki. Tamam ben suçluyum, sen haklısın, özür dilerim. Hem biz hayat arkadaşıyız değil mi seninle sonuçta? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Böyle şakalar, espriler, ortam yumuşatmacalar. Ya bırak şakayı ya. Az önce sildim ben orayı. Niye geçiyorsun üstünden? Niye bana iki kere iş yaptırıyorsun? Hadi Can, çıkar mısın? Aman tamam be. Dır 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 dır. Yeter ki bağırma. Bır bır bır. Bu ne be? Oha! Bu ne bu? Ne bu ne? Bu nedir Ayşegül? Ne bu? Ansiklopedi. Yapma ya, çok komiksin sen. Kızım sen taksilerle bu kadar yazacak kadar nerelere gidiyorsun onu açıkla bakalım.
O soru şöyle olacak canım. Nasıl olacak canım? Sen gecenin bir vakti bilmem nerelerden taksiyle tek başına dönerken taksiyi hangi parayla ödüyorsun olacak? Hadi ya. Bu dün gecenin mi? Ayşegül. Tamam haklısın ya. Çok özür dilerim ama ben seni bu kadar zor durumda bırakabileceğimi düşünmemiştim gerçekten. Şöyle yapalım mı? Sana ben prim vereyim. Üstüne de 2 gün izin. Can. Nasıl olur? Çık. Yoksa iş veren falan dinlemeyeceğim. Birazdan üstüne saldıracağım. İnemedin mi ağaçtan? Şişt. Sen nasıl çıktın o hımbıllıkla zaten o ağaca? Sen kim ağaca tırmanmak kim? Acaba ömründe kaç kere sen ağaca çıkabildin? Kediyle mi konuşuyorum ben? Minnak! Ay bu kedi evden hiç çıkmazdı ki. Minnak neredesin? Minnak! Ayşegül! Gel gel, buldum ben Minnak. Burada Minnak. Nerede? Ay sen oraya nasıl çıktın ya? Ödüm koptu anneciğim. Anneciğim derken? Dur kıpraşma, ben geliyorum. Ay boyum yetmiyor. Alırım ben Minna. Gerçekten mi? Ama bir şartım var. Ne? Barışacaksın benimle. Tamam tamam, barışacağız hadi. Söz mü? Söz. Hadi. Ayşegül. Biz şimdi cidden barıştık değil mi? Barıştık. İyi. Bir şey daha soracağım.
tamamen geri döndün mü? Gitmiyorsun değil mi? Öyle görünüyor. Peki Ayşegül. Akşam sinemaya gidelim mi? Süper o zaman. Ben şimdi üstümü değiştirip çıkıyorum. Akşam 7 seansında buluşuruz tamam mı? Sen bu arada film falan bak. Mesaj çekersin bana. Tamam. Kalbim darma duman, aklım feryat figan. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Çok şey yok. Büyük olasılıkla gemiyi yaktılar ve her şeyi karaya taşıdılar. Bakın! Bir tabanca! Ne güzel! Pekala, Tapsail Resif hakkında ne biliyoruz? Bir kasabası var, kilisesi. Preacher mağarası var. Bir kere çıkmıştık hatırladın mı? İlk yerleşenler ve dinden kaçanlar varmış. Tanrım, bence bu gerçekten önemli bir şey. Pardon, orası dolu. Evet. Onların gelişi... Sinemada biraz sessiz olursak. 1780 yılı civarı. Neredesin sen ya? Ne yapıyorsun kızım be? Yani Sebastian işte. 70 yıl önce çıkmıştı. O döneme ait kayıt varsa kilisedir. Mektuplar, günlükler, ayinler. Evet, evet, evet. İyi fikir Tez. Orası adadaki en eski. Niye kızıyorsun be kızım? Ne yapayım? Filmin sonuna 10 dakika kala çıkmak nedir ya? Ayşegül bak ben her zaman filme 10 dakika geç girer, 10 dakika erken çıkarım. Işıklar açılmadan. Hay senin meşhurluğuna da, hayranlarına da, tanıdılar mı derdine de. Üf! Ben nereden bileceğim şimdi oğlan öldü mü? Kız aşkını itiraf edebildi mi? Oğlanın arkadaşı yancı çocukla kızın arkadaşı yancı kız birleşebildi mi? Öf! Ya ben sana telefondan bakarım internetten. Söylerim sana. Olur mu? Telefon demişken Elif aradı bugün evde. Elif mi aradı? Seni aramış cepten ulaşamamış mı ne? Arayacakmışsın onu. Alo Elif. Neredesin? Hastane mi? Ne hastanesi? Geliyorum şimdi. Bekle beni ya.
daha ne kadar güvenli bir yerde olabilir ki? Sen Elif'e çok değer veriyorsun, değil mi? Evet. Yani o da sorumlu şimdi canım. Kaç senelik arkadaşım. Bize çocukken üç silahşörler derlerdi. Aa, aynı biz. Efe, Ece, ben. Ne alakası var ya? Sen bizi onlarla nasıl karşılaştırırsın acaba? Sana attıkları onca kazıktan sonra, sana yaptıkları onca şeyden sonra. Yani oradan bakınca biraz salak gibi görünüyorum, farkındayım. Ama hata yaptılar işte. Ben de hata yapıyorum bazen. Mecbur kaldılar. Efe paraya sıkışmış, mafya peşinde. Ece de sen hamile. Ne yapsınlar? Yok vallahi öyle arkadaşlık olmaz olsun. Yani öyle arkadaşın olacağını düşmanın olsun daha iyi. Ya sen niye böyle konuşuyorsun? Ha, anladım. Ece seni hırpaladı diye. Kimi? Beni mi hırpaladı? Evet. Ya kızım bir kere benim prensibimde kadınlara el kaldırmak yok. Ay prensibini yesinler. Ay yemek demişken şurada çok iyi bir mantıcı var. Acaba oraya mı uğrasak? Bu saatte. Evet. Şöyle o bol sarımsaklı, salçalı, soslu böyle pul biberli falan. Ayşe bu saçmalama be. Bu saatte onu yersen kalp krizinden gidersin, bir de seninle uğraşamam şimdi. Mantıymış. Hepsini. Vay be. Bu saatte hastanenin sahibini hastaneye getirtmek de bir meziyet olsa gerek. İyi stres. Sen nelere kadirsin? Ben uyulup bayılmıyorum. Bu hikaye nasıl biter? Çıktın ve bilmeden.
Ne yapıyor yine burada? Ayşegül. Ayşegül. Uyan, geldik. Geldik mi? Ha, geldik. Birazdan Muavin kolonya servisine başlıyor. Kızım, senin ne işin var gene burada? Ha? Kalk çabuk içeri. Korktum ya. İçeri. Kahven hazır patron. Tamam, geldim. Nasıl Elif? Ne yapsın? Uyuyor. O uyurken sen ne yaptın? Başında mı bekledin? Evinden başka yerde rahat uyuyamaz ki o. Nasıl uyuyamaz ya? Uyumuş işte. Ne? Sen dedin uyuyamaz diye. Uyumuş işte. Sen ne diyorsun anlamadım. Kızım, sabah sabah kafa ütüleme Allah aşkına ya. Herkes sen mi bulduğu her yerde uyusun? Gene kapının önünde kedi yavrusu gibi kıvrılıp yatmışsın. Bir de o nasıl uyumaksa, dürtmesem uyanmıyorsun. Yok, uyumadım ki. Ne yaptın? Gözlerini mi dinlendirdin? Hayır, düşünüyordum. Sen düşünüyordun. Hı. Yorucu oluyor mu senin için düşünmek? Hı. Komik olmamak zor oluyor mu senin için? Kahve burada. Ya bir dakika dursana, gerçekten ne düşünüyordun? Yani çok merak ettim, bir insan gecenin bir yarısında evin önünde iki büklüm durup ne düşünür? Ne bileyim. Bizi düşündüm. Seni, beni, bu evi düşündüm. O kadar evin içinde nasıl bu evi aldın onu düşündüm. Ha, derin mevzular. Evet. Yani hayatta her şeyin bir nedeni var mı? Hiçbir şey bir tesadüf değil mi? Oh. Ayşegül. Hı? Senin fazla düşünmekten beynindeki gri hücreler yanmış. Sen içeri git, bir şeyler ye. Biraz da dinlen, geçer. Hı. Kızım, ben bu evi şehrin dışında diye, müstakil diye, fiyatı uygun diye aldım. Hem senin olduğunu bilsem hayatta almazdım. O yüzden öyle her şeyin altında bir şey aramana falan gerek yok. Ayrıca yani dua etsin de bahçeli diye, ileride bir gün aile kurmaya karar verirsem diye, sevdiğim kadınla... Sevdiğin kadın mı? Evet. Kim o? Sana ne? Sen bilmiyorsun o zaman, haberin yok. Neyi bilmiyorum? Bu evi niye bu kadar ucuza aldığını. Niyeymiş? Bu evin altında yatır var. Hadi oradan be. Geceleri sesleri duymuyor musun? Ne sesi? Can. Can. Can Tekin. Bu yatır seni çağırdı buraya. Bu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Bu lafımı unutma. Yürü git be. Git çorba yap. Ne çorbası be? Sebze çorbası. Bol vitaminli. Ne yapacağız sabah sabah çorbayı? Biz bir şey yapmayacağız. Sen pişireceksin, Elif'i hastaneye götüreceksin. Yok artık. Evet. Ya sizin hastanede yemek çıkmıyor mu? Ayşegül, uzatma. Arabada bir sürü organik sebze falan aldım. Ben al onları, çorbayı pişir götür hastaneye. Ben duş alıp çıkacağım. Ne bakıyorsun ya? Çorba yapmayı becerebilirsin herhalde, değil mi? Ay, yapıyorum tabii ki. İyi.
kızım, ne yapıyorsun bu saatte o suyla? Kapasana şunu. Ama ben bir sabah bir akşam hep bahçeyi suluyorum. Senin haberin yok. Ben olmasam bu ev bitmiş be. Ne olmuş ki buna böyle? Senin canın mı sıkkın? Aman boş ver. Neyi boş vereyim ya? Cevap vermedim ki. Genel olarak söylüyorum ben de. Buyur patron. Dondurmanın iyi gelmediği hiçbir dert tasa yoktur. Ayşegül, hayır dedim. Çok komik ama. Bak şimdi. Bir tane karı koca var. Bir gün oturuyorlar. Karısı kocasına demiş ki, bir gün ben ölürsem başkasıyla evlenir misin demiş. Kocası demiş ki evlenmem demiş. Kadın demiş ki evlenirsin, evlenirsin demiş. Adam demiş ki çocuklar ortada kalmasın diye evlenirim. Kadın demiş ki, peki ona da bana aldığın gibi kır çiçeklerinden alır mısın demiş. Sonra adam ne demiş biliyor musun? Ama o gül seviyor. Gül seviyor demiş. Gül seviyor demiş, gül gül. Ya anladım Ayşegül, anladım. Ay niye gülmüyorsun o zaman? Sen delisin değil mi? Ha? 5-6 tahta eksik senin kafada. Kızım git içeri yat. Ya da ne yapıyorsan yap. Git o kafanın uydurduğun yatırı bul, onunla muhabbet et. Aman ben deliysem sen Nemrut'sun Nemrut. Ayrıca yatırla dalga geçme. Çarpılırsın sonra. Altından çıkıyorsa seni mahvederim ha.
Ayşegül! Ayşegül bak çok kızarım. Ayşegül. 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 İşte, ulan yer miyim ben bu numaraları be? Ey Allah'ım yarabbim. Bir sesler falan çıkartıyor. İş yapışat işte. Allah! Komik mi şimdi yani? Bana bak, şu an gülüyorum ama sinirimden gülüyorum, öyle şımarma sakın ha. Ayşegül yeter. Ay katıldım. Sen çıktın dışarı, o sesleri çıkardın. Sonra ben de çıkınca geldim buraya saklandın değil mi? Çok zekisiniz Yan Bey. Gizemi hemen çözdünüz. Bir şey diyeceğim. Sen orada zıpladın değil mi? Allah Allah, ne yapayım ya öyle birden üstüme gelince. Ben de korktum. Ayşegül yeter. Ay. Katıldım. Katıldım, ben gidip sigortayı açayım. Yok artık, elektriği de mi sen kestin? Gitmiş organize olmuş, sigortayı falan kapatmış. Sen, kızım sen bu aklını başka şeylere kullansan var ya, oho! Uykum da kaçtı benim ya. Ayşegül! Ayşegül! Evde dondurma kaldı mı? Kanadına kanadına bağlarlar, şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynarlar, kekli düz ovada avlarlar. Kanadına kanadına bağlarlar, şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynarlar. Kolay gelsin Hafize Hanım. Nasıl gidiyor sahne çalışmaları? Çok komik. Nereye? Çıkacağım ben. Elif'e gidiyorum. Ay, stresten bayılmış gibi. Efendim? Ay, diyorum ki stres çağımızın vebası. Allah kolaylık versin, kızın işi çok zor. Sen işini almıştın. Bir dakika, bir dakika. Elini uzat bakayım. Yüzüğün nerede? Takmadım. Can, bak şimdi. Eğer parmağında yüzük olmazsa ne olur? Herkesin ağzına laf verirsin. Herkesin ağzına laf verirsen kabak kimin başına patlar? Benim. Ay senin o andan hanım beni nasıl azarlıyor biliyor musun? Hadi çabuk, çabuk git yüzüğünü tak. Ay ben gene senin yüzünden çocuk gibi azar yemeyeceğim ya. Hadi. Kızım sus. Hadi. Ya tamam sus, takacağım. Hadi. Tamam yeter ki sus, takacağım. Hadi. Thank you.
oldu mu? Bakayım. Hı? Olmuş. Akşam geç gelme. Sana bir sürprizim var. Allah Allah. Ne sürpriziymiş o? Ben sevmem öyle sürpriz falan. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Yemek yapacağım. Değişik bir yemek. Ayşegül, ne yapacaksın Allah aşkına? Domates soslu makarna mı? Peynirli makarna mı? Hadi canım hadi. Gelince görürsün. Yok yani tedbir maksatlı soruyorum. Gece gece hastanelik olmayalım. Cidden ne yapacaksın? Mantı. Mantı. Sen mantı. Ya bırak güldürme adamı Allah aşkına. Akşam parmaklarını yerken gülersin Can'cığım. Hem de lezzetten kaç parmak yediğini anlamazsın. Hadi görüşürüz. Bana bak, gidip sakın hazır alayım deme. Ev mantısı olup olmadığını anında anlarım ben ona göre. Ben kendim yapacağım. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Ben niye şimdi bu mantı işine girdim ya? Ben niye kendime güvenip havaya giriyorum ki? Ben niye abuk subuk konuşuyorum? Neyse. Alt tarafı mantı canım. Ben yaparım. Kalbim darma duman, aklım feryat figan. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karma çorma. Kendimle kalmaya alışık, akan şu hayatla barışık. Yaşayıp giderken ne olduğumu Sen ne yapıyorsun orada öyle tek başına? Oo Can Bey, ben sizi kahvaltıya bekliyordum. Geldim geldim, uzatma. Vay 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 vay. Şu masanın güzelliğine bak. Bana bak, kurt gibi açım. Mantı tamam değil mi? Bütün gün o yüzden yemek yemedim. Hazır. Sadece haşlayacağım o kadar. Sıcak yiyelim diye beklettim. Hadi sen mumları yak, ben mantıyı alıp geleyim. Sarımsaklı yoğurtla mantı. Ben buna tuz koymuş muydum? Koymamıştım. Peçeteler. Kendine gel. Bana bak Ayşe. Bunu gerçekten sen mi yaptın? Yok. Ahçe ile Uşak birleşip yaptılar. Ben de masajdaydım. Allah'ım evet. Thank you.
Hadi sen otur. Servisi ben yapayım. Peki. Kızım bu ne? Mantı. Mantı. Bunun 40 tanesinin bir kaşığa sığması makbul. Bir tanesinin bir kepçeye değil. Aman Can, ne şekilcisin? Önemli olan tadı. İyi. Hatırın için deneyelim bari. Bu ne be? Kızım sen beni zehirlemeye falan mı çalışıyorsun? Niye ki? Bu zehir gibi tuzlu olmuş. Bu ne be? Bana mı soruyorsun? Ay bunun böyle olmaması gerekiyordu. Of. Ayrıca sen niye tükürüyorsun ki? İnsan hatır için çiğ tavuk yer. Sabahtan beri emek veriyorum buna ben ya. Biraz tuzlu diye yaptığına bak. Biraz tuzlu? Oldu o zaman canım, sana afiyet olsun. Ben yemeyeceğim çünkü daha çok gencim ve yaşamayı çok seviyorum. Of, bu niye böyle oldu ki? Yoğurdu bol koysak kurtarmaz mı? Kurtarmaz. Yüzük nerede? Ha, Elif de unuttum herhalde. Provada. Can. Elif ne haber, nasılsın? Eve gidebildin mi? Bir şeyler yedin mi? Yüzüğü sor, yüzüğü. Ya ben sana bir şey soracağım. Bugün provada benim yüzüğü... Alyans, alyans. Susar mısın bir saniye? Benim alyansı çıkarttım ya ben. Ne yaptım bulamıyorum da, orada mı? Bilmiyorum. Sen bu saatte bunu sormak için mi aradın? Ben de beni sormak için arıyorsun zannettim. Yarın showroom'a gidince bakarım, oradaysa haber veririm. Tamam, tamamdır. Eğer bulursan haber ver, ben de gelip alırım senden. Sağ ol, görüşürüz. Bay bay. Onda mıymış? Değilmiş. Hani ondaydı? Sen niye bunu bu kadar büyütüyorsun ki? Sanki çok önemli. Değil mi? Değil. O bizim evlilik yüzüğümüz Cantekin. Ayşegül, bizim evliliğimiz sahte. Yüzük olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen neden korkuyorsun bu kızdan? Efendim? Sen Elif'ten neden bu kadar korkuyorsun? Doğru düzgün yüzük bile soramıyorsun ya. Sürekli pohpohlamalar, aman da aman pamuklara sarmalar. Siz böyle davrandıkça kız kendini prenses sanıyor. Sonra iki strese küt. Ayşegül, ne diyorsun sen? Hayır, nedir ya? Nedir bu kızı bu kadar harika yapan? Tamam güzel, hatta aşırı güzel ama burnu kaftığında. Havasından geçilmiyor. Ya seni sürekli savsaklıyor, farkında değil misin? Ayşegül, yeter. İşte sen de onun gibisin. Benimle Emil kipinde konuşma.
Senin de burnun ta nerelerde? Zaten bu yüzden arkadaşsınız belli. Tencere kapak. Yüzüğü kaybetmem diye söz vermiştin. Kızım senin aklın yerinde mi? Hı? Sana kim neyin sözünü verdi? Sen benimle kontrat imzalayıp evlenmedin mi? Bizim evliliğimiz gerçek mi? Ha? Sen diğer insanların evliliğiyle bizimkini nasıl kıyaslıyorsun acaba? Senin tek yapman gereken şey bana yemek yapıp bu evi temizlemek değil mi? Ben senin için hakaretlerine katlanacak bir hizmetçi miyim Cantekin? Ayşegül, ha elektrik süpürgesi, ha sen. Hiçbir farkınız yok. Hatta onun sesi seninkinden daha az çıkıyor. Ne? Ya kızım ne oluyor sana? Ha? Ne bu haller? Duyan da beni yani kocanı gerçekten seviyorsun zannedecek. Ne sevmesi ya? Ne diyorsun? Ne alakası var? E ne bu halin tavrın o zaman? Bir şey diyeyim mi? Ne? İnceldiği yerden kopsun Can. Nereden kopuyorsa kopsun be. Yeter bıktım ben de senden. Gitmemiş. Tabii canım. Kolay mı öyle Cantekin'in evini her fırsatta terk etmek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman, senden iz yok.